29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Platformu Başkanı Veli Cengiz ve platform üyesi Lütfiye Polat, Günefim'in konuğu oldular. Cengiz ve Polat, tüm Afyonkarahisar halkını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri yürüyüşe davet ettiler. Cumhuriyet Platformu Başkanı Veli Cengiz, Cumhuriyet Bayramı'nın görkemine layık şekilde kutlama yapılacağını söyledi. Cumhuriyet Bayramı inşallah coşkuyla yine her yılki gibi kutlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Platformu bundan 13 yıl önce kuruldu. Ben bunun 9 yılını Cumhuriyet Platformu Başkanı olarak veyahut da sekreteryası olarak görev yapıyorum. Burada siyasi partiler var, sivil toplum kuruluşları var, dernekler var, sendikalar var. Bunlarla hep beraber Cumhuriyet Bayramı'nın görkemine ve kendine yakışır şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Bu sene yine kutlayacağız. Bu platformda herkesi davet etmiştik biz bu sene. Evet. Millet olarak, devlet olarak, millet devlet el ele bu bayramı kutlamak için çabalarımızı son aşamasına geldik. Bugün çelengimizi koyduk. Ve yarın da inşallah Allah nasip ederse 14.30'da İmaret Camii'nin önünden başlayarak Zafer Meydanı'na kadar yürüyüşümüz var. Afyonkarahisar Cumhuriyet Platformu üyesi Lütfiye Polat ise annelere seslenerek çocuklarıyla birlikte yürüyüşe katılmaları çağrısı yaptı. Cumhuriyet'in kutlanmasının coşkuyla olması varsa biz de varız dedik ve katıldık. Cumhuriyet bizim için bence kurtuluşumuzun, milli beraberliğimizin, egemenliğimizin simgesidir. Ve en büyük coşkuyla kutlamalıyız ki tekrar bayram kutlayacağımız günler oluşmasın. Çocuklarımız bu milli bilinci sahiplensin ve buna sahip çıksınlar. Tek temennimiz o. Evet. O yüzden coşkuyla inşallah yarın güzel bir yürüyüş yapacağız. Bir Türk kadını olarak da herhalde davet ediyorsunuz. Tabii ki. Özellikle ben şöyle diyeyim. Türk kadınları biliyorsunuz ta geçmişte dahi devletinin yönetimini yapan Hakan'dan sonra genelde Hakan zaten savaşa gider ve devletinin yönetimini yapan konumundaydı. Ve bu belli bir dönem sonra şey oldu, atlatıldı. Biraz farklı kesimlere kaydı. Bence Türk kadınına uygun bir şekilde tekrar Cumhuriyet'le beraber buraya sahip çıkması olacak. Polat, 29 Ekim'deki Cumhuriyet yürüyüşünün ayrıntılarını şöyle paylaştı. Yarın İmaret Camii'nin önünde saat 14.30'da toparlanacağız. Vali Bey'in, Sayın Valimizin öncülüğünde bütün herkesi buraya davet ediyorum ve ben diyorum özellikle annelere, çocuklarımızın kalbine bu tohumu ekelim ki yarın biz bu çocuklarımıza bu vatanı emanet ettiğimizde bu değeri anlasınlar ya, bu vatana gerçek değer vermeyi ve bu vatanı nasıl sahip çıkacakları ruhunu biz onlara işlemezsek yarın biz gittiğimizde bu vatan sahipsiz kalacak. O yüzden lütfen özellikle çocuklarınızı getirin, bu havayı teneffüs etmesini sağlayın diyorum. Evet. Bu kadar. Yürüyüşün ardından Anıt Park'ta sona erecek, öyle değil mi? Anıt Park'a kadar bir yürünce, yürüdükten sonra Murat İnce Bey'in efeleri var. Onların efelerinin eşliğinde yürüyeceğiz. Habib Akalın'dan söz aldım. Buradan da tekrar o sözünü hatırlatayım. Üniformalarıyla beraber kendi işte Kurtuluş Savaşı'nda savaşan askerleri olan üniformalarıyla beraber birkaç asker ve kendisi de bize eşlik edecek. Orada Anıt Park'ın orada meydanda da küçük bir efelerin gösterisiyle küçük konuşmalarla sonuçlandıracağız.